Sivas Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 19 Nisan 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Tokat'ın Sulusaray merkezli son birkaç gündür meydana gelen depremler Sivas'ta da yakından hissediliyor. Yaşanan depremler depremin merkez üssü ve komşu bazı kentlerde hasara neden olurken ilimizde ise herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Ali Yılmaz Şimşek depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını belirterek asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Sivas'ta da hissedildi. Bir gelinlikçi dükkanında depremin başlamasıyla esnaf ve müşterilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Başladı zaten şu an. Deprem olunca köpekler oluyor abi. Bunu biliyorum ya. Bak görüyor musun? Sallamamışım okumayı. Kamera sabit bizim. Onlar sallanıyor. Avize nasıl sallanıyor? Bak herkes attı kendini dışarı. Sivas'ta uzun süredir kanserle mücadele eden Kadife adlı eşeğe Haytap sahip çıktı. Kadife tedavi edilmek üzere emekli hayvanlar çiftliğine doğru yola çıktı. Sivas Yıldızeli Aşağı Çakmak köyünde kanserle savaşan Kadife adlı eşeğin durumu kötüleşince sahipleri Haytap'a başvurdu. Kadife bugün tedavi olmak için Haytap'ın Osmaniye'deki emekli hayvanlar çiftliğine doğru yola çıkıyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ahır ve samanlıkta hasar oluştu. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Sivas 4 Eylül Futbol Anonim Şirketi, öncesi adıyla Sivas Belediye Spor Kulübü tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Kulübün futbol A takımı Hilmi Bilgin zamanında ligden düşerken, diğer belediye başkanları döneminde ise birçok başarı elde etmişti. Haberlerimizin sonuna geldik. Haftaya yeniden aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.